Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 2022 tayfa için geometri ders çalışma programında 11. haftayı anlatacağız. Ne, yalnız ne zaman? Temmuz'un birinde başlayan arkadaşlar için. Evet geçen hafta ya da 2 hafta önce çektiğim videoda biraz seçenekli sunmuştum şeyi. Üçgenler deneme deposunu çözenler için demiştim. İşte kitap çözenler için falan filan demiştim arkadaşlar. O videodan sonra o seçenekleri siz yaptınız zaten. Ona göre bir, bir şey yaptınız. Yani e, belki de geçen hafta yani ayın birinde siz dörtgenleri bitirdiniz. Bir haftada geriye çekmiştik. Büyük ihtimalle siz bu hafta ne yapacaksınız arkadaşlar? Şunu şurada paralel kenarı. çoğunluğunuz büyük ihtimalle öyle. Değilse de e, bir hafta geriden de gelebilirsiniz arkadaşlar. Hiç önemli değil. Paralel kenar haftası. Ya da kitap çözen arkadaşlar dörtgen ve paralel kenarı aynı anda çözecek demiştik. Bu hafta öyle olsun arkadaşlar. Bu hafta yoğun geçsin. Önümüzdeki hafta zaten eşkenar bir dörtgen ve deltoid sizi biraz dinlendirecek. Merak etmeyin her ikisinden de birer video var. O yüzden bu haftayı yetiştiremeyen arkadaşlar önümüzdeki hafta çarşambaya kadar devam edebilir. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Çarşambaya kadar para testlerini falan bitirebilirsiniz arkadaşlar. Böyle de bir şey var. Önümüzdeki hafta biraz dinlenme haftası çünkü. Ee, eşkenar dörtgen ve deltoid iki videodan oluşuyor testleri de zaten ikişer testtir ya da üç, iki ya da üç test falandır yani sıkıntı yaşayacağınız bir hafta değil önümüzdeki hafta evet ne yaptınız dörtgene başladınız ya da başlayacaksınız ben en baştan alayım dörtgen ve paraya kenarmış gibi düşüneyim arkadaşlar şimdi öncelikle size bir soru soracağım üçgenleri nasıl İyi diyenler, iyi diyenler için bir e, size güzel bir haberim var. Üçgenleriniz iyi ise, dörtgenleri silip süpürdünüz kardeşim. Çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Çünkü biz daha doğrusu ben ne yapıyorum? Üçgen tekniğiyle anlatıyorum dörtgenleri. Bütün dörtgenleri. Başlığı atıyorum, başlığı yazıyorum, dörtgen yazıyorum. Üçgenlerle çözülebilen kısımlarından bahsediyorum. Paralel kenar diyorum. Paralel kenar başlığını attıktan sonra tanımını verip tanımla tanımını bildikten sonra üçgenlerle çözülebilen kısmından bahsediyoruz. E, aynı şekilde eşkenar dörtgen deltoid hep üçgenlerle çözülebilen kısımlarından bahsediyoruz. Yani çok güzel bir konu anlatım tekniği var arkadaşlar. Üçgenlerin i ise dörtgenler konusunda çok iyi bir şekilde işler yapacaksın. Hiç merak etme. E hocam ben şu soruya şöyle bir cevap verdim diyen arkadaşlarınız olur. Üçgeni hocam çok iyi bir şekilde halledemedim. Yani yarı yarıya hallettim. Olsun. Hiç önemli değil. Dörtgenler çalışmaya devam. Sizin için de avantajlı bir durum bu. Bu teknikle ne olacak biliyor musun? Sen üçgenleri tekrar etmiş olacaksın burada. Yani üçgenlerini geliştireceksin. Şu an e, iyiyim diyenler zaten 5-6 net deneme sınavı yapsalar kendine. Genel bir deneme sınavı yapsalar 5-6 net'e ulaşacaktır zaten. Çünkü bayağı bir konu görmediniz de. Hocam işte böyle... İyi diyelim yani iyi değilim orta halliyim diyen üçgende üçgenlerde orta halliyim diyenler de büyük ihtimalle 3-4 net falan yapacaktır şu anki deneme sınavlarında. Ama dörtgenleri de anlattıktan sonra bu mutlaka 5-6'yı bulacaktır arkadaşlar. Çünkü üçgenleri çok iyi bir şekilde tekrar etmiş olacaksınız. Dörtgenler konusunda yani paraya kenarda dik dikdörtgende karede falan filan arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Rahat olun. Ders çalışmaya devam doğru yoldasınız. Güzel bir şekilde devam ediyorsunuz. Bu geometriyi halledeceksiniz. Ya Geometri e, üçgenlerden sonra gerçekten çok da güzel ve kolay bir şekilde akıyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Birlikte bu işi çok güzel bir şekilde yapacağız. Evet. Paraya kenar. Arkadaşlar. Öncelikle şunu şunu da söyleyeyim. Dörtgenleri tamam. Halledeceğiz. Paraya konusunda da şöyle bir paraya kenara da yıldız atayım. Paraya kenar konusu arkadaşlar dörtgenlerin en önemli konusudur. Zaten bayağı bir uzun video ile anlattım. Açıklayıcı bir şekilde anlattım. Sizi o yüzden bu hafta yorabilir ama önümüzdeki hafta çarşambaya kadar da uzatabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Testlerde de belki çok yoğun testler olacaktır. Çünkü e, para kenar arkadaşlar <laughs> dörtgenler konusunun içerisinde para kenarı iyi bir şekilde bildiğiniz zaman diğer konuları da çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Niye? Çünkü para kenar bildikten sonra dikdörtgeni de kareyi de Belki de yamuğu da o konudan dolayı yani paraya kenardan dolayı çok iyi bir şekilde yapacaksınız. O yüzden paraya kenarı anlatırken arkadaşlar çok böyle soru tipi falan olduğu için e, orada biraz tekniğimin dışına çıktım diyebilirim yani özellikleri verdim ama kitaplardaki gibi değil onu söyleyeyim kitaplarda atıyorum 15-20 özellik varsa bizde yine 7-8 tane özellik var bilinmesi gereken yerlerden bahsettim hepsinin de ispatını verdim yine özellik bilmeden üçgenler mantığıyla da yapabilirsiniz ama oradaki özellikler işinizi kolaylaştıracak ya yani mümkün olduğu kadar az bilgiyle yine geçiştirmeye çalıştım arkadaşlar ama olmazsa olmaz özelliklerimiz de var orada. O özellikleri bilelim. Sonraki konularda zaten özellik bilmenize çok fazla gerek kalmayacak. O yüzden koca dörtgenler konusunda sadece ve sadece paraya kenarda birkaç özellik var. Birkaç fazladan özellik yazmışım. O özelliklere de dikkat etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu hafta çok önemli bir hafta. Yani paraya kenarı iyi bir şekilde kavrarsanız eğer bundan sonraki dörtgenler konusunda iyi bir şekilde yaparsınız. Nasıl ki ben size ne dedim? Üçgenler konusunda hangi konular önemli dedim. Hocam ek çizimler, dik üçgen, benzerlik ve alan bütün geometriyi yapmanızı sağlar dediysem burada da paraya kenar konusu dörtgenler için önemli bir konu arkadaşlar. Lütfen ama lütfen çok önem verin ve özen gösterin hem konu anlatımına hem de buradaki soru çözümlerine. Sakın ama sakın dediğimi unutma. Tamam mı? Şimdi bir hafta geri çektik arkadaşlar ve ben Pazartesi günü bu Pazartesi günü aynı zamanda ne yayınlıyorum arkadaşlar? Bu Pazartesi günü aynı zamanda eşkenar dörtgen ve deltoid videolarını da yayınlıyorum. Yalnız bunların şeyini de önümüzdeki hafta söyleyeceğim. Neyini? Rehberlik videosunu da önümüzdeki hafta çekeceğim. Çünkü hızlı giden arkadaşlar için de böyle bir şey yapma kararı da aldım arkadaşlar. O yüzden yani ben şimdi eşkenar dörtgen ve deltoid konusunun konu anlatımını sizinle paylaşacağım ama bu hafta o değil aslında. Hızlı gidenlere bir jest diyelim arkadaşlar. E, elimden geldiğince de bazı videoları önden de yayınlamaya da çalışacağım arkadaşlar. Siz bu programa göre gidin. E, bu programa göre gittiğiniz zaman sıkıntı yaşamayacaksınız. Bu haftaya önem verin arkadaşlar. Ve geometrinin ilacı ve acil geometrideki soruları da lütfen ama lütfen çözün arkadaşlar. Yani bu hafta belki çarşamba ve çarşamba günü geometrinin ilacı cuma günü de ya, yani geometrinin ilacı çözdükten sonra cuma günü belki şeye başlayamayabilirsiniz. Çünkü geometrinin ilacı çözeceksiniz ya hem dörtgen hem de paraya kenar çözeceksiniz. O belki 1 2 3 gün olabilir. Belki cumartesi günü başlayacaksınız şeye paraya kenar çözmeye. O yüzden arkadaşlar e, şeye de yansıtabilirsiniz. Sarkıtabilirsiniz. Önümüzdeki haftaya şeyi yansıtabilirsiniz. Parayel kenar testlerini önümüzdeki hafta çarşambaya kadar yansıtabilirsiniz. Çünkü eşkenar dörtgen ve deltoid ne olacak? Çok az. Birer video arkadaşlar. O yüzden birer video olduğu için siz çarşamba günü değil de konu anlatımını perşembe bile yapsanız zaten perşembe, cuma, cumartesi, pazar e, bu konularda hem acil geometri hem de şey geometri ilacını çözebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada şunu unutmayın. Yeni bir seriye başlıyoruz demiştik. Salı günü ne yapıyoruz? Akşam saat 9'da Telegram'da canlı yayında geometride anlamadığınız bir nokta kalmayacak serisi. Yani orada çok ince detaylı ve gerekirse konu anlatımı da olacak arkadaşlar. Yani anlamadığınız yerlerdeki bütün geometri şeylerini yapacağız. Salı günü neyle başlıyoruz? Doğru da açı konusunun ee, anlamadığınız yerlerin soru çözümüyle başlıyoruz arkadaşlar haberiniz olsun Evet bu hafta için söyleyeceklerim bu kadar mı bu kadar ama tekrar tekrar söylüyorum bu hafta dörtgenlerin en önemli haftası paraya kenara lütfen ama lütfen çok detaylı bir şekilde çalışın ve oradaki soruları ve konu anlatımındaki dediğim yerlerin altını çize çize yıldızları ata ata gidin Çünkü 5 yıldızlı Kurallarımız falan var orada. Lütfen söylemlerime çok dikkat edin arkadaşlar. Evet, iyi çalışmalar diliyoruz o zaman. Ee, başka da söyleyecek bir şeyim yok bu hafta. Önümüzdeki haftada kısa bir video olacak zaten belli ki eşkenar dörtgen ve deltoid olacağı için. Ee, ama tekrar söylüyorum, ee, videoları bazı önden giden arkadaşlar için de önden yüklemeye başladım arkadaşlar. Ee, i̇yi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.